Arkadaşlar herkese merhaba. Kalan sorularımıza devam edelim. Beşinci sorumuzda ACE üçgeni bir eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgenimi şöyle zikzakla gösterdim. Daha sonra bir eşkenar üçgen daha var. CBD. Onu da maviyle şöyle gösterdim. Ve sizden istediğimiz şey AB ile ED'nin birbirine oranını istiyorum. O zaman şurası alfa ise burası 60 eksi alfa. Diğeri de bir eşkenar üçgen ise burası da 60 eksi alfa. Şu taradığım üçgenlere dikkatlice bir bakalım. Şu üçgenle şu üçgen. Kırmızı kenar, mavi kenar, kırmızı kenar, mavi kenar. Aradaki açı 60 eksi alfa, 60 eksi alfa. Bunlar o zaman eş üçgenlerdir. 60 eksi alfalar aynı kenara göreceği için AB x ise ED de x'tir. Ve sizden oranını istiyor. Cevap 1 olacak. Altıncı sorumuz. İki eşitliğimiz var. 50 derece var. 70 derece vermişim. Nereyi? Şurayı 70 derece vermişim. AC'nin daha büyük olduğunu söylüyor. AC daha büyükse ben buraya x artı k desem, buraya x desem sadece soru çözerken dikkat edeyim diye belirttim. DBC açısını istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. B açısı alfa olacak derece olacak şekilde bir kenar aldım. Açıortaylar karşılıklıysa bu bir deltoiddir. Burası da birbirine eşit oldu. O zaman burası x de burası x, buraya da k kaldı. 70-70 bir ikiz kenar geldi. Sonra deltoiddeki köşegenler dik kesişir. Burası 40 oldu. 70-40 ise 110, buraya 70 kaldı ve cevabımız 20 geldi sevgili arkadaşlar. B şıkkı. 7. soru. 7. soruda ise 30 var, 1 var, 89 var ve alfa istiyorum sizden. Peki burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. D'den BC'ye paralel olacak şekilde bir doğru çektim ve burası 1 derece oldu. Bu doğruyu da kestirdim ben. 1 derece ile kestirdim. Bakın şurası 1 derece olacak şekilde kestirince şuraya 29 derece kaldı. Ve burada bir ikizkenarlık geldi. Bu doğru şöyle gitsin, hiç problem değil. Daha sonra şurada M kadar uzunluğum var, bakın nokta. Şurası da M. Bu M eşkenar olacak şekilde şöyle bir eşkenar üçgen yaptım. Burası o zaman 60 oldu. O zaman burası da nokta. Burası 29 oldu. 89'da burası 91 oldu sevgili arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Diyorum ki burası tam kesim noktasıydı. Açıortayın koluna M kadar alsam burası 91 ve burası M oldu. Peki sonra devam ettim. Burası 89 kaldı. Bir ikizkenar üçgen geldi. Şunlar da birbirine o zaman eşitmiş. Burası da M oldu. Oluşan şuradaki sarı taralı dörtgen nedir arkadaşlar? İkizkenar yamuktur. O zaman şurası 2 derece ise şurası da 2 derece oldu. Cevabımız B şıkkı. Geldim 8. soruya. 8. soruda ise 10-10 verilmiş, 70 verilmiş, ikizkenarlar verilmiş ve alfa istiyorum. İkizkenarlar şuralar, bakın. AB AD'ye eşit. Burası 70 ise burası 70, burası 40 oldu. Burası 70-70-40 oldu arkadaşlar. Burası da zikzak. Şunlar da birbirine eşit oldu. Sonra 10 derece. Şurası da 160 derece oldu. Şimdi burada yapacağımız iş şu arkadaşlar. Şu mavi taralı üçgenin tabanı AD ya. AB eşit olduğu için o üçgeni dışarıdan şuraya yapıştırdım. Burası benim artık mavi taralı üçgenim olsun dedim. O zaman şurası 10 derece, şurası 10 derece, burası 160 derece oldu sevgili arkadaşlar. Şuradan şu çizgiyi çekince tepe açısı 60 olan, şurası 60 olan bir eşkenar üçgen geldi. Evet, 60 dereceyi gördüm. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir arkadaşlar. Şu sarı taradığım üçgen de, sarı taradığım üçgen de arkadaşlar bir eşkenar üçgen. O zaman burası da eşit. Şimdi şurada 100 derecemiz kaldı. 60'ı vardı eşkenar üçgenden dolayı. Bir ikizkenar üçgenimiz geldi şöyle. Tepe açısı 100 olan. O zaman 40. 40 oldu. O zaman alfamız da arkadaşlarım 30 derece. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.